Aralıksız bir bombardımana ihtiyacınız olduğunda top kullanırsınız. Hiçbir silah savaş alanında tam önünüzde patlayan 50'şer kiloluk top mermilerinin çıkardığı muazzam gürültü kadar sizi korkutamaz. Toplar etkili ve yıkıcıdır. Ayrıca dünyada onu kullanmayan ordu yoktur. Ancak büyük silahların kusuru da büyük olur. Büyük silahların en önemli kusuru ağırlıklarıdır. Ne kadar ağırsa o kadar yavaştır. Ne kadar yavaşsa savaş alanındaki etkisi o kadar azdır. Obüsler çok eskiden beri orduların bel kemiğidir. Ancak çok büyük oldukları için çabuk hareket ettirilmeleri çok zordur. Örneğin M198 modelini ele alalım. Ağırlığı 7 tondan fazla olduğu için acil durumlarda çabucak hareket ettirilemez. Amerikan birlikleri 2001 yılında Afganistan'a çıktığında bu silahın onları yavaşlatacağını düşündüklerinden çok daha küçük ve etkisiz olan roket ya da el bombası gibi silahları tercih etmişti. İyi haber şu. Yeni bir obüs savaş alanındaki yerini almak üzere. Ve ben daha yakından incelemek üzere Oklahoma'ya gidiyorum. Amerikan ordusunun en yeni obüsü M777'yi incelemek üzere SEAL tabyasına davet edildim. Bu obüs Amerikan deniz piyadeleri için tasarlandı. İşler yolunda giderse harcadıkları emeğin karşılığını alacaklar. Bu daha akıllı, daha hızlı ve daha hafif bir obüs. Daha fazla bilgi edinmek için Amerikan ordusunun top sistemlerinden sorumlu olan Albay Tenzi ile görüşeceğim. M777'de çelik yerine yüksek çekme dayanımına sahip olan titanyum kullanarak öbüsün ağırlığını 7200 kilodan 4400 kiloya düşürdük. Neredeyse yarısı. M777 hava yoluyla taşınabilir şekilde tasarlandığı için daha hafif olduğundan taşınması daha kolaydı. Bir CH-47 helikopteriyle taşıdığınızda cephane için yer bile kalabilir. Hatta geleneksel obüslerden yalnızca bir adet taşıyabilen C-130 uçaklarıyla iki adet M777'yi taşıyabilirsiniz. M777 yerdeyken geleneksel obüsleri çeken araçlarla çekilir. Neredeyse yarı ağırlığında olduğu için araç %40 daha fazla cephane taşıyabilir. Bu da farklı hedefler için farklı cephane taşınmasına olanak sağlar. Asıl önemli özelliği esnekliği. Böyle bir silah sisteminiz varsa çok daha esnek olabilirsiniz. Savaş alanında ortaya çıkabilecek her türlü görevde bu obüsü kullanıp birliklere destek olabilirim. M777 muadillerinden çok daha küçük ve çok daha hafiftir. Ama sakın ola ki onlardan daha güçsüz olduğunu asla sanmayın. Bu standart bir 155 model patlayıcılı obüs mermisi. Yaklaşık 45 kilo ağırlığında. M777 bu mermiyi ses hızının 3 katı bir hızla 30 kilometre uzağa atabiliyor. Bu acil durumlarda destek bekleyen yer birlikleri için iyi bir haber. Bir makinalı tüfek yuvası yüzünden ilerleyemeyen ya da düşman saldırısına uğrayan piyade birliklerinin destek için ilk arayacağı kişi topçu birliği subayıdır. Piyadeler bizden destek atışı istediğinde zaman kaybetmemeliyiz. Bir diğer özelliği de M777'nin kaybolmaması. TARS adı verilen bilgisayar sistemi sayesinde savaş alanındaki yerini biliyor ve hareket ediyor. TARS sayesinde M777'nin savaş alanındaki yerini biliyoruz ve gitmesini istediğimiz yere çabucak varmasını sağlıyoruz. Yani hem dilediğimiz hedefe ateş edebiliyoruz hem de dilediğimiz yere götürebiliyoruz. Yani bu top savaş alanındaki diğer toplarla ve diğer tüm birliklerle iletişim halinde oluyor. Hepsiyle iletişim halinde oluyor. Bu çok önemli bir şey.
Geleneksel toplar sesli iletişimin sağlanabilmesi için birbirine yakın olarak konumlandırılır. Ancak sayısal teknoloji sayesinde bundan böyle çok daha fazla alanı kaplayacak şekilde aralarındaki mesafe artırılabilecek. Ayrıca M777 çok daha akıllı olduğu için hedefleri 40 kilometreden bile etkili bir şekilde vurabilecek mermiler atabilecek. M777 hakkında gereken bilgileri aldıktan sonra öğleye doğru Amerikan deniz piyadelerinin talim sahasına geldim. Bu askerler kusursuz birer topçu olabilmek için çok zorlu bir eğitimden geçti. Bugünkü görevleri M777'yi konumlandırmak, doldurmak ve ateşlemek. Geleneksel obüsleri kullanmak için 9 kişi gerekiyor. Ama bunda 5 kişi yeterli. Güne patlama sesiyle başlamak gibisi yoktur. İlk olarak deneme atışı yapıyorlar. Menzil belirlendikten sonra hepsi de aynı hedefe doğru ateşe başlıyor. Deneme atışlarından sonra gerçek atışlara başlayacaklar. Arka arkaya 3 mermilik bir yaylım atışı yapacaklar. Havada patlayan mermi kullanıyorlar. Yerden belirli bir yükseklikte patlayan ve şarapnel içeren bu mermiler 50 metre civarında ne kadar düşman varsa hepsini öldürüyor. Mermilerin patlamaması olasılığına karşılık bombardıman birliklerden çok uzağa yapılıyor. Yoğun topçu ateşinin yarattığı hasarı kendi gözlerimle gördüm. Bana inanın, bu silahlar tam bir yıkım makinesi. Gelin bir de askerlere soralım. Bu silah hakkında ne düşünüyorsun? Bu harika bir silah. Gelecekte toplar işte böyle olacak. Öncelikle sabit değil. Ayrıca çok da hızlı. Kullanılması da çok kolay. Bu obüs şimdiye kadar yapılanlardan daha hafif. Daha hızlı. Ve sayısal teknoloji sayesinde çok daha isabetli atışlar yapabiliyor. Dikkat edin, M777 geliyor.